أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين İslam dininde emri bil maruf ve nehyi anil münker İslam'ın direğidir. Yani emri bil maruf ve nehyi anil münker başkalarına İslam ahlakı, tövbeyi, İslam dinini anlatmak, emri bil maruf ve nehyan münker budur. Bu ikisi çok mühimdirler. Çünkü peygamberler aleyhissalatu vesselam Adem'den aleyhissalatu vesselam Muhammed aleyhissalatu vesselam'a kadar bütün peygamberler bu emri bil maruf ve nehyi an münker anlatmak için Allah göndermiştir. Eğer bunların hakkı ihmal olursa nebevi olan hizmet ihmal oluyor manasındadır. Peygamberler gitmişler. Onların yanında biz kalmışız. Bu emri bil maruf ve nehy an münker anlatmak lazımdır birbirimize. Eğer bunlar ihmal olunursa fitne çoğalır. Bütün dünya harap olur, delalet yayılır. Böyle olduğu için buna sahip çıkmamız lazımdır. Emri bil maruf ve nehy an münker İslam'ın direğidir, vahyinin bereketidir. Bunu birbirimize anlatmamız lazımdır. Bunu Allah-u Zülcelal çok ayet-i kerimetlerde beyan etmiştir. Biz bir iki taneyle ikfa edeceğiz. Sanki hepsini söylemiş gibi kabul edelim. Allah-u Zülcelal'in emri yerine getirmek için ayet-i kerimeye dinleyelim. Nestaizu billah vel tekun minkum ümmetin yed'ûne ilel hayri ve ye'murûne bil ma'rufi ve yenhevne anil münkeri ve ulaike humul müflihûn. Evet. Allah emrediyor. Olsun sizin içinizde bir cemaat daima emri bil maruf ve nehyi an münkeri anlatsınlar. Onlar müflih olan kimselerdendir buyuruyor Allah-u Teala. Yani bunu yaparsak kıyamet gününde başarılı olacağız. İflah olan kimselerden olacağız inşallah Teala. Evet. Peygamber aleyhissalatu vesselam da hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Mâ min kavmin ya'melûne bil maasi İlla evşeke en ye'ummehumullahu bi'azabin min indihi. Bir topluluk
bir kavim yoktur günahlarla müptela olurlarsa yakındır Allah umumi bir azabla kendi tarafından onları müptela eder onunla. Ama ne oluyor ise sanki bir şey olmamış, sanki Allah tarafından değildir gibi bir hal içine gidiyoruz. Allah'tan gafıl kalıyoruz. Yanlış bir şeydir. Peygamber aleyhissalatu vesselam annemiz Ayşe anlatıyor. Diyor bir fırtına, bir rüzgar bir gün veya bir gece olduğu zaman Peygamber aleyhissalatu vesselam korkudan evin içinde gidip geliyordu diyor. Niçin? O rüzgar Allah tarafından geldiğini bildiği için Peygamber aleyhissalatu vesselam dünya rüzgarla bozulacak ya. Böyle bir fırtına, bir rüzgar olduğu zaman Allah tarafından geldiği için Peygamber aleyhissalatu vesselamın Allah'ın korkusundan evin içinde gidip geliyordu diyor. Bu hastalığı kim gönderdi? Sanki kendi kendine oldu. Yanlıştır bunlar hepsi. Hepsi bunlar yanlıştır. Allah'tan bilmek lazım. Her şey Allah'tan geliyor. Gece, gündüz, rüzgar, yağmur. Yağmurlar görüyorsunuz. Yaz mevsiminde bazı fırtınalar oluyor. İnsanlar içinde ölüyorlar. Peygamber de aleyhissalatü vesselam dua etmiş. Ya Rabbi yazımızı yaz yap, kışımızı da kış yap. Yani yaz mevsiminde yağmur menfaatli değil. Beladır. Onun için Peygamber selam buyuruyor, dua ediyor. Ya Rabbi yazımızı yaz yap, kışımızı da kış yap. Böyle bilelim. Her şey Allah'tan geldiğini bilmemiz lazımdır. Allah'tan gafil kalmamak. Sükut edersen böyle durduğun zaman Allah'la meşgul olmak. Dilinle Allah'la meşgul olmak. Daima Allah'ı bilmek lazım. Daima Allah'ı hatırlamak lazımdır. Gene Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Ey insanlar, Allah azze ve celle buyuruyor, te'murune bil ma'ruf ve tenhaune anil münker. Emri bil ma'ruf ve nehyi an münker anlatın buyuruyor. Daha bu olmadan önce قبل أن تدعو لا يستجاب. Dua ederseniz Allah kabul etmez sizden. Yani emri bil ma'ruf ve nehi an münker, gözümüzün önünde günahlar olduğu zaman birbirimize söylemesek dua ettiğimiz zaman da Allah kabul etmez diyor. Bir bela geldiği zaman başımızda Allah kabul etmez. Niçin?
görevimizi yapmadığımızdan dolayı. Ufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Benim emir ve nehilerimizi, sözümü yerine getirin, ben de sizin sözünüzü yerine getireceğim. İstediğiniz şeyleri yerine getireceğim. Demek ki Allah Azze ve Celle bizim davranışımıza bakıyor. Eğer biz onun için olursak, onun emir ve nehilerini yerine getirirsek, Allahu Zülcelal de bizim istediğimizi yerine getirecektir. Hem dünya istediğimizi olan şeyleri, hem ahiret olan şeylerimizi Allah yerine getirecek. Ama bazı bir insan diyebilir, ben bunu istiyorum, Allah yapmadı. Ama Allah yapmadığı zaman senin için o hayırlıdır. Böyle bilelim. Bazı bizimki nefsani olabilir. Sonra da benim için zarar olabilir. Ama Allah bildiği için senin için ne hayırdır ne şerdir o bildiği için sen dua ettiği zaman o senin için hayır olanı yapacaktır inşallah. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor hadis-i şerifinde. Ekullukum yuhubbu en yedhulul cennete. Siz hepiniz seviyor musunuz cennete girmek? Kalu naam ya Resulullah. Evet ya Resulullah istiyoruz. Kim istemez cennete girmesini? Emretmiş bir aleyhisselam. O zaman sizden geldiği kadar emelinizi kısaltın. Çünkü bazı insan öyle haristir, sen kendini 1000 sene sahibi yapabiliyorsun. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle yapacağım. O işler 1000 senede ancak biter. Bu şekilde emelinizi uzatmayın buyuruyor Peygamber aleyhisselam. Ve ecelinizi gözün önünüzde bulundurun. Allah'tan tam hakkıyla haya edin. O öncekiler ne kadar kendilerini Allah'a karşı düzeltiyorlardı. Ne kadar Allah'ı seviyorlardı. Bazıları Kurban Bayramı'nda herkes kurban kesiyorlar ya. Demişler ya Rabbi ben bu kurban kesmesiyle kalbim rahat olmuyor. Eğer helal olsaydı ben kendimi keserdim senin için ya Rabbi. Bu şekilde yani onun böyle kalbi eğer helal olsaydı Allah için kendini keseceği kabul ediyorlar. İstiyorlardı. Allah için olsun sadece. E doğrudur. Deseniz nasıl kendini kesecek? Ya zaten öleceksin bir gün. Kendini Allah için kestiğin zaman şehit olacaksın. Allahu Zülcelal kıyamet gününde istediğin sana verecek. Seni cehennem ateşinden muhafaza edecek. Peki o seni kendini kesme değmez mi? Değer Allah için olduğu için değer.
Bazılar da ne yapmışlar görüyor, biliyorsunuz. Diyor ben bir adam gibiyim. Kendi boğazını kılıcın altına koymuş. Ne zaman beni kesilecek? Ne zaman ben öleceğim yani manası? Ben kendimi öyle görüyorum. O kadar dünyada kendini yok ediyor. Dünya sanki yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de demiş ya. Ben bir lokma ağzıma getirdiği zaman demiyorum bu lokmayı yuteceğim. Bir adım attığımız zaman ikinci adım da atacağım umut etmiyorum. Ve böylelikle bütün insanın yaptığı olan şeyler Peygamber selam buyuruyor. Bir nefes aldığım zaman öbür nefesi de alayım demiyorum. Bilmem Allah bana öbür nefesi de verecek mi vermeyecek mi? Kendini öyle biliyorlardı. Hayran olsun onlara. Ama diyeceksin nasıl biz böyle olacağız? اَدْعُونِي اِسْتَجِبْ لَكُمْ Dua edin, ben kabul edeceğim buyuruyor Allah Azze ve Celle. Samimiyetle istersek Allah Zülcelal bizi de onlar gibi yapacak. Onlar da Allah'ın kullarıydı, biz de Allah'ın kullarıyız. Hiçbir farkımız yok. Ama onların içi ayrıydı. Onların içi, isteği, Allah'a karşı samimiyetleri ayrıydı. Yoksa kul olarak hepimiz biriz. Evet, sanki kılıç benim boğazımın üzerinde duruyor. Ne zaman beni kesecek gibi kendimi öyle Allah'a karşı hissediyorum. Her an hemen o kılıç boğazıma sürülebilir, beni keserler diye yani öleceğim manasıdır. Doğrudur. Ben duymuşum. Bir kişi kendi çocuğuna bir ayakkabı almış. Bir tanesini giymiş onun ayağına, öbürüne giymeye başlarken kalbi krizi geliyor ona, düşüyor, ölüyor. Ayakkabının girmesinin arasına kadar. Bak, böyledir. Biz böyleyiz Allah-u Zülcelal'in karşısında. Böyle olduğu için hiç değmez. Ben böyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle yapacağım. Eğer böyle dersek, o Allah-u Zülcelal razı olduğu olan şeyleri niyet edelim. Evet. Çünkü onlar çok mühim. Diyor, kişinin ameli melekler götürüyorlar Allah'ın huzuruna. Meleklere diyor ki bu benim için değildir. Benim için yapmamış bu. Geri gönderiyorum. Buna da şunu yazın, şunu yazın, şunu yazın. Meleklere emrediyor Allah Azze ve Celle. Ya Rabbi yapmadı ama. Niyet etti, niyet etti, niyet etti böyle. İki sefer Allah böyle emrediyor onlara. Niyet etti, niyet etti. Bu hayre niyet etti. Evet, eğer böyle bir emelle şunu yapacağım, bunu yapacağım dediğimiz zaman böyle fuzuli, Allah sevmediği olan şeyler olmasın. Kendime nasihat ediyorum ve size. Daima Allah razı olacak olan şeyleri niyet edelim. Yaptığımız zaman 10 kat olacak. Ve Aleyhisselam'ın ümmetin sevabıları bir tane ona bedeldir.
Yapmadığımız zaman da bir tane yazar Allah gezerine gene Azze ve Celle. Niyet ettin ya. Bu dünya böyle zahiri olarak gördüğümüz gibi değildir. Allah Azze ve Celle saniye saniye, milim milim daima hem zahiri hem manevi olan niyetlerimize, yaptığımıza daima müttelidir ve bakıyor Allah. Onun için bizden geldiği kadar hep Allah razı olacak olan şeyleri yapalım. Ve niyet edelim onları. Çünkü insan öldüğü zaman kendi yerini görmeden önce dünyadan ayrılmaz. Herkes ahirete yerini görecek, sonra dünyadan ayrılıyor. Ama o zaman insan pişman oluyor, iş işten geçiyor. Elimizi ciğerimize atacağız. Keşke bir Subhanallah deseydim. Süleyman Peygamber aleyhissalatü vesselam birkaç sefer dedim ya, bir gün rüzgar onun tahtası uçak gibi böyle götürüyor. İnsanlar, cinler, merasim şeklinde onu böyle onunla beraber gidiyorlar. Bir abid mağarasında böyle çıkıyor, onlara bakıyor. O abid diyor ki Süleyman Peygamber Aleyhisselam'a, ya Süleyman, bu ne manzaradır? Bu ne saltanettir? Süleyman Peygamber diyor Aleyhisselatü Vesselam, hiç merak etme. Sen orada bir sefer Subhanallah diyorsun ya, La ilahe illallah diyorsun. Senin o bir tane Subhanallah benim bu sultanetimden daha hayırlıdır. Daha hayırlıdır. Evet. Süleyman Peygamber nerede? O zahiri sultanet hepsi yok oldu. Kendisi de yok, o da yok, hepsi yok. Ama Subhanallah sevabı Allah'ın yanında bakidir. Kıyamet gününde onun terazisine girecek. O da çok ağırdır ama. Peygamber aleyhisselam buyuruyor hadis-i şerifinde, bazı şeyler dilin üzerinde hafiftir, Subhanallah ve Elhamdülillah gibi, ama mizanda ağırdır, sakildir. Onun için Süleyman Peygamber aleyhisselam bir tek de sefer Subhanallah benim bu sultanetimden rüzgar gibi onun tahtasını böyle uçak gibi götürüyor. O kadar insanlar, cinler onun etrafında yürüyorlar. Diyor bu sultanetimden daha iyidir seni bir sefer Subhanallah. Bir Subhanallah, Elhamdülillah ve la ilahe illallah sabahtan akşama da ne kadar söyleyebiliriz? Her bir tanesi Süleyman Peygamber'in o sultanetinden daha hayırlı. Hadi söyle, 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 ne kadar söylersen. Kıyamet gününde senin defterin hep sevaplarla böyle dolu olacak. Ferahlanacaksın onunla. Bunları unutmamak lazım. Bu gaflet uykusundan kalkalım, hep Allah'ın işini, hep Allah-u Zülcelal'in bize kıyamet gününde hazırladığı olan şeyleri hatırlayalım,
ve onlarla meşgul olalım bizden geldiği kadar. Bazılar Allahu Zülcelal bakarsın çok kolay bir şeyle onu kurtarıyor. Bir Arabi hasta oluyor. Ona diyorlar ki bak sen öleceksin ama ha. Evet öldüğüm zaman beni nereye götürecekler? Nereye gideceğim? Allah'ın yanına gideceksin. O zaman merak yok ki. Allah Azze ve Celle bütün hayırlar onun elinde. Bütün hayırlar onun elinde olduğu için beni onun yanına götürüyorsunuz. Merak etmiyorum ki o zaman. Bu niyetle, bu samimiyetle Allah onu kurtarır. Onun için Allah'a sevenim, Allahu Zülcelal dostuna zarar vermez. Allah da biz ona sevdiğimiz zaman Allah'ın dostu olmuş oluyoruz. Allah da bize zarar vermez inşallah. Bunların çaresi, bu söylediğimizin olan sıkıntıların çaresi, o emri bil maruf ve nehi an münkerin anlatması, hepsi Allah'ın zikri ona ilaçtır. Allah'ın zikri ona ilaçtır. Dille ve kalple. Çünkü Allah hadisi kutsi olarak Peygamber Aleyhisselam diyor ki Allah öyle diyor. Kulum diliyle beni zikrettiği zaman ben de onu daha hayırlı bir cemaatin içinde onu zikrederim. Meleklerin içinde Allah Azze ve Celle filan kulum İşte beni zikrediyor, melekler öyle diyor Allah-u Zülcelal. Eğer kalple beni zikrederse, böyle oturup Allah-u Zülcelal'e murakabe, Allah-u Zülcelal'e zikretme, hatırlama suretiyle onun lütfu, merhameti, şefkati böyle istemek suretiyle de Allah diyor ben de onu gizli olarak zikrediyorum. Böyledir. Bundan daha güzel var mı yeryüzünde? Bunları yapmamak kendimize çok hakaret ediyoruz. Yazık ediyoruz yani. Biz diyoruz kendimize seviyoruz ya. Kendimize seviyor isek bunları yapmamız lazımdır. Derse konuda ben istiyorum ama yapamıyorum. Değil mi? Öyle diyeceğiz. Başka çare yok. Ama Allah yaptırdığı zaman çok kolay oluyor. Allah'tan iste. اُدْعُونِي اِسْتَجِبْ لَكُمْ Bana karşı dua edin, ben de kabul edeceğim. Yani insan bir şey onun yanına kıymetli olduğu zaman daima onu hatırlıyor, daima onu Allah'tan istiyor ya. Allah'ın rızasından, dünyadan imanlı olarak ayrılmasından daha kıymetli bir şey var mı yeryüzünde? Yok. Olmadığı için bunu isteyelim Allah'tan. Ya Rabbi imanlı olarak ve senin muhabbetin ve rızasını kazanmak suretiyle bana yardımcı ol, sevdiğin olan ameli bana nasip et ya Rabbi. Diyelim, Allahu Zülcelal de bize nasip edecektir inşallah. Evet, Sehl bin Abdullah Tüsseri diyor ki, kulle kendi Rabbin arasında daha
Allah'a yakın olacak olan bir yol yoktur iftikardan. İftikar çok mühimdir Allah'ın yanında. İftikar manası kendisi Allahu Zülcelal'a karşı fakir görmek. Hiçbir şey yok ya Rabbi benim. Sana yaptığım olan bir şey yok. Yaptığım olan şey sana layık değildir. Bazı evliyalar diyorlar, biz ne, hangi kapıyı çalmış isek, hangi kapıya gitmiş isek, baktık o kapılar hepsi dolu. Namaz kılanlar, zikir yapanlar, oruç tutanlar, sadaka verenler, hangi böyle bu kapıya gitmişsek, çok insanlar bu kapılarda duruyorlar, yapmışlar bu ameli. Ama bu iftikar kapısında vakti boştur. Varsa da çok az. Yani kendini Allahu Zülcelal'a karşı fakir görmek, zelil görmek, muhtaç olmak, kul olarak göstermek. Allah diyor ya, esra bi abdihi, esra bi abdihi dememiş, esra bi nebihi ve resulihi, esra bi abdihi demiş. Kul Allah'ın yanında çok kıymetlidir. Biz Allah'a kul olursak Allah'ın yanında kıymetlidir. Onun için kul olalım. Bir evliya bir küleği çarşıda satın almış. Getirmiş eve. Ne yiyeceksin? İstediğini yerim. Ne giyeceksin? İstediğini giyeceğim. Ne demişse sen istediğini yaparım demiş. Ben bunu istiyorum hiç dememiş. Bu evliya demiş, ya nefsim, ya bu kul gibi, bu kul gibi sen Allah'a karşı bak hiçbir şey yaptın mı şimdiye kadar? Hep Allah'ın istediğini yaptın mı? Bak ben ona ne diyorsam sen istediğin gibi. He sen istediğin gibi. Onun bir isteği yok. Hem benim istediğimi istiyor. Niye ya nefsim sen de bu Rabbinin istemesini istememişsin? Hep sen kendi isteğini istiyorsun. Şehvani, nefsani olan şeyleri istiyorsun. Sen bu kul gibi, bu köle gibi olamadın bir gün Allah'a. Evet. Ne kadar Allah razı olsun onlardan, Allah bizi de onların hayrinden mahrum etmesin. Ne kadar güzel düşünüyorlar. Bunların hepsinin çaresi dediğim gibi Allahu Zülcelal'e zikretmek. Allah'ı hatırlamak bizden geldiği kadar. Eğer dille, eğer kalple. Çünkü Allahu Zülcelal'e zikretmek Allahu Zülcelal'in çok büyük bir kapı, kulle Allah'ın arasındaki olan kapıdır bu zikir. Açmış, açılmış olan bir kapıdır. Ama gafletle biz bu kapıyı kapatıyoruz kendimizle Rabbimizin arasında. Zikir, zikir bizimle Rabbimizin arasındaki açılmış olan bir kapıdır. Daima o kapı açık olursa Allahu Zülcelal'den bize rahmet, şefkat, ihsan, Allah'ın rızası gelecektir bize. Ama biz gafletle
o kapıyı kapatmış oluyoruz kendimizle Rabbimizin arasında. Evet, Zünnûn-i Mesri rahmetullahi aleyhi böyle diyor. Dünya diyor güzel değildir ancak Allah'ın zikriyle. Ahiret de güzel değildir ancak Allah'ın afviyle. Cennet de diyor güzel değildir ancak Allah'ın görmesiyle. Ne kadar güzel söylemiş. Sen Allah-u Zülcelal'den gafil olduğu zaman o dünya ne dünyadır? Allah'ın zikriyle dünya güzel oluyor. Hatta bazılar demişler, bazı kişiler bir cennet var idi, o cenneti görmeden gittiler. Ne demişler o cennet? Allah'ın zikri. Allah-u Zülcelal'le beraber olmak, Allah'ın yolunun içinde yaşamak bir cennet idi. Görmeyenler öldüler, gittiler diyor. İşte diyor Zünnûn-i Mesri de dünya zikirle güzel olur. Ahiret de Allah'ın afviyle güzel olur. Cennet de son olarak Allah'ın görmesiyle güzel olur. Yani o cennetin öbür nimetleri Allah-u Zülcelal'ı görmeye karşı hiçbir şey değildir ha. Görmemişiz tabi. Görmek ve söylemek bir olmaz. Ancak Allah'ı görürsek Azze ve Celle kıyamet gününde bileceğiz Allah-u Zülcelal'ın görmesi ne güzel bir nimettir. O cennetteki olan nimetler onun yanında nimet sayılmaz. Evet, zikir konusunda Peygamber Aleyhisselam bize bazı söylediği olan hadisi şeriflerini dinleyelim. Hala nasıldır zikir? Peygamber Aleyhisselam buyuruyor, ben size haber vereyim mi? Sizin amelinizin içinde en hayırlı olan, en güzeli olan Allah'ın yanında ve sizin derecelerinizi en yüksek eden ve altın sadaka olarak vermesinden daha hayırlı. Ve düşmana karşı kılıçla onlara vurursanız, onlar da kılıçla size daha vururlarsa daha hayırlısını, yani harpten daha hayırlısı. Onlar sizin boynuna vururlarsa o kafirler, siz de onların boynuna vurursanız. Size haber vereyim buna, bu ne kadar hayırlı hayırlı olan şeye. Evet ya Resulallah, bize söyle. Cevap vermiş onlara, Allah'ın zikridir. Allah'ın zikri, Allah'ın zikri altını sadaka olarak vermek. Düşmanla o senin boynuna vurmak, sen onun boynuna vurmak. Cihatten yani daha. Bunlardan daha hayırlısı Allah'ın zikridir demiş. O zaman bu sadatlar, Allah razı olsun onlardan, ne güzel tavsiyelerde bulunmuşlar, bu zikri bize söylüyorlar. O zaman bu akşam hepimiz söz verelim. O küçük ders var ya, en az. Çünkü o
oturarak değil, örtülü olarak değil. Yürürsen, iş yaparsan, ne yaparsan yap, onu dilden çekebiliyorsun. Sayı olarak lazım değil. İlle ki tesbihle olacak, bu 100 olacak, bu 200 olacak, öyle bir şey de yok. Ama sen söyle. La ilahe illallah, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La ilahe illa ente subhaneke enni kuntu minez zalimin. Bunları salavat, yani o küçük dersi daima diliniz ondan gafil kalmasın. Sizden geldiği kadar. Bunu daima söyleyin inşallah. En az odur. Çünkü bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor. Bazılar diyorlar kurban bana dua et ben şehit olayım. Ha şehitlik bak. Şehit olayım diyor, bana dua et diyor. Şehitlikten daha şey. Altın sadaka verirsen daha şey. Hatta bir yerde daha gördüm. Diyor bir kişinin yanında dolu altın, bir kişi de onun yanında tesbih elinde zikir yapıyor. O zikir yapan o altın sadaka verenden daha hayırlıdır diyor. Bak. Onun yanında dolu altın, bir tane buna veriyor, bir tane ona veriyor, bir tane ona altın bile dağıtıyor. Birisi de tesbih elinde zikir yapıyor. Diyor o zikir yapan o altın dağıtan kişiden daha hayırlıdır. Ama zikir bak bizden geldiği kadar o da zikir de zikir manası hatırlama. Allah'ı hatırlayalım. Böyle gafletle olmasın bizden geldiği kadar. Hatırlamak suretiyle zikir yapalım inşallah. Allahu Zülcelal hepimizden kendi fadliyle, keremiyle, ihsaniyle razı olsun ve razı olacak olan ameli salih nasip etsin. Bizi kendi nefsimize teslim etmesin. O nefsimizi hayırlarda kullansın inşallah.